Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın özellikle İstanbul'da son derece vahim hale gelen, bazı ilçelerde %50'nin üzerinde bir artış gösteren ve toplamda %40'a yakın artış olan İstanbul'da yaptığı açıklamalar böyleydi. Şimdi durumun bir fotoğrafını çekmek üzere, nerede durduğumuzu öğrenmek üzere bir değerli bilim insanına dönüyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Akkut canlı yayınımıza katılıyor. Hocam iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar Sayın Arap Kirli. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun hocam. Şimdi sizler dönemsel olarak yayınladığınız raporlarla Türk Tabipleri Birliği olarak koronavirüsle mücadeledeki eksikleri ve yanlışları hatırlatıyor ve Sağlık Bakanlığı'nın belki de zamanından önce ve fazla açılımlarda bulunduğunu, o yüzden pandeminin kontrol altına alınamadığını söylüyorsunuz. Şimdi bugün İstanbul'un, İzmir'in, Bursa'nın ve benzer başka kentlerin içine düştüğü durum aslında sizin yaptığınız uyarıları biraz teyit eden nitelikte görünüyor. Buradan nasıl frene basabiliriz? Sizi dinleyelim hocam. Evet, çok teşekkürler öncelikle. Sayın Arap, sizin de değindiğiniz gibi, haberinizde de verdiğiniz gibi biz Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık dernekleri pandeminin başından itibaren, yani ilk vakanın ülkemizde resmi olarak tırnak içinde açıklandığı tarihten itibaren 11 Mart'tan öncesinde zaten çalışmalara Türk Tabipleri Birliği hazırlıklarına başlamıştı. Ama sonrasında da ısrarla ifade ettiği hiçbir pandeminin sağlık tesislerine, sağlık kuruluşlarına, ikinci, üçüncü basamak kuruluşlara güvenerek başa çıkılamayacağını, pandeminin, epidemiolojinin genel kurallar çerçevesince bulaş kaynaklarının kaynaktan kontrol altına alıp kalabalıklarda enfeksiyon zincirinin kırılmasıyla ancak başa çıkılabileceğini ısrarla, ama ısrarla ifade ettik. Ve buna uyulmaması halinde, ki sağlık çalışanları gerçekten de hala Mayıs'ın ortasına kadar o verdikleri emeğin karşılığını bir nebze de olsa aldılar ve bir kontrol noktasına gelmişti. Ama Mayıs'tan itibaren AVM'lerin açılmasıyla beraber adeta epidemiyolojinin o kurallarının hepsi teker teker ihlal edilerek AVM'lerin açılması, daha sonra işte turizm sektörü, kalabalıkların oluşması, işte Ayasofya'ymış, işte hala da devam eden mitinglerle çok ciddi bir şekilde kalabalıkların içinde olan tek büyük virüsün anında yayılmasının sağlanarak bu dramatik tabloya gelmemize neden oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Yani resmin tümünü resmi olarak maalesef bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı olayın başında pozitif vakaların %20'sini, daha sonra da %10'unu açıkladıklarını ifade ettiler. PCR pozitifleri. Eğer öyleyse bizim resmin tümü gerçekten çok daha büyük bir fecaat. Yani şu anda dünya sıralamasında, biraz önce dünyanın rakamlarını verdiniz, 21. sırada gibi gözüküyoruz ama gerçek rakamlar, yani rakamların gerisine sıfır ilave etmemiz gerektiriyorsa, ki epidemiolojik olarak onun çok kuvvetli delilleri var. Yani dünyada 4. 5. sıradayız şu anda pandeminin ağırlığı açısından. Evet hocam, tam burada bir virgül koyalım lafınıza. Az önce, yani birkaç saniye önce bugünün verileri açıklandı. Gerçi sizin az önce yaptığınız uyarıyla koyduğunuz bir rezerv var bu verilere. Yani gerçek tabloyu yansıtmadığına ilişkin, ama o haliyle dahi olsa sıcağı sıcağına aktaralım. Belki bunun üzerine de konuşabiliriz. Geçen 24 saatte 75 kişi daha hayatını kaybetmiş ve vefat sayısı 9874'e ulaşmış. Yine geçen 24 saatte 2198 hasta saptanmış ve böylelikle hasta sayısı da 363.999'a yükselmiş ve 132.913 test yapılmış geçtiğimiz 24 saat içinde. İsterseniz buyurun, buradan da devam edelim hocam. Şimdi gidişat, dediğim gibi, resmin tümü hani böyle olsa tamam, ama
sahada gördüğümüz, biz hekimlerin, benim branşım göğüs hastalıkları ve ilk pandemiyle beraber ilk vakaları karşılayan ekibiz. Biz göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları vesaire. Yani sahada gördüğümüzle o turkuaz tablo arasında ciddi bir fark olduğunu birebir kendi hani acımasıyla karşılayan insanlarız biz sağlık çalışanları olarak. Bunun böyle olmadığı. Şimdi son iki hafta içinde Türk Tabipleri Birliği bunu ısrarla tekrar ifade etti. Birkaç nedenle ifade etti. Birincisi bu rakamların önümüzün hani sonbaharın sonuyla beraber kış olması, bir influenza sezonuna da giriyor olmamız nedeniyle hani zararın neresinden dönülürse kârdır hesabıyla rakamların şeffaf ve güvenilir hale getirilmesi. Çünkü yaptığımız değerlendirmelerde özellikle geçen hafta içinde Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği kolu çok değerli veriler verdi. Sahada olan, birebir olan hekimlerin verileri bunlar. Diyorlar ki günlük 14 binden az vaka yok bu ülkede. Diyorlar ki bu ülkede 500 bine yakın temaslı yatıyor. Diyorlar ki evde 150 bine yakın insan biz takip ediyoruz. Bunu sahada olan insanlar birebir ifade ediyor. Bunun gibi o kadar çok veri üst üste bindi ki bunun üzerine biz hani önümüz kış sezonu özellikle de Temmuz'dan itibaren yine Türk Tabipler Birliği olarak influenza ile COVID'in beraber olması halinde bu sene çok dramatik fatal tabloların, mortal tabloların oluşabileceğinden hareketle Temmuz'dan itibaren bu influenza aşısının mutlak surette temin edilmesi konusunda yalvarmalarımız oldu. Maalesef o konuda da herhangi bir kıpırdanma olmadı ve son bir hafta içinde bir takım tablolarla insanların içine düşürüldüğü zorlukları, güçlükleri biliyoruz. Bugün Ankara Tabip Odası'nın SES ve Ankara Diş Hekimleri Odası ile beraber bir basın açıklaması oldu. Orada arkadaşlarımız yine sahayı söylediler. Sahada günlük Ankara gibi bir yerde ortalama temaslı, filyasyon demiyoruz. Çünkü burada tırnak içine şey yapalım. Filyasyon sıfır vakadan itibaren kişi kimden almışsa onun tespit edilmesidir. Sayın Bakan baştan itibaren bu ülkede hani filyasyonun çok iyi yapıldığını söylüyor ama bu ülkede yapılan öne antegrat olan temaslı incelemeleridir. O süper bulaştırıcıyı bulmaya yani karşılaştığımız vakanın kimden aldığını geriye doğru incelemeye yönelik hiçbir zaman filyasyon çalışması yapılmadı. Hepsi ileriye doğru yapıldı. Bu ileriye doğru yapılanlara temaslı incelemesi deniliyor. Günlük Ankara gibi bir yerde 10 bin civarında bir temaslı muayenesini arkadaşlarımız yaptığını resmi rakamlarla, daha doğrusu sahadaki rakamlarla ifade ediliyor. Şimdi 10 bin civarında temaslı demek, yani bir kişinin 5 tane teması olsa bile en az 2 bin vaka sırf Ankara'da var. Yani biraz önce o turkuaz tablonun hepsi neredeyse Ankara'da. Bunu 5 misli İstanbul. Yani bunun resmin tümünü görmeden biz önümüzü nasıl değerlendirebiliriz? Hele hele influenza ile beraber bu tablo daha da dramatik hale gelip İstanbul yeni bir Wuhan haline geldi diye ifade ediliyor son günlerde basında. Tüm ülkemiz bu duruma gelecektir. Çünkü dünya bir ciddi sıkıntıdan geçiyor ama bu ciddi sıkıntının rakamlarını net bilen ülkeler tedbirlerini ona göre alıyorlar. Evet, şimdi İbrahim Hocam, burada tabii sağlık politikasını yönetenlerin ve bu krizi yönetme durumunda olanların bir takım belki verileri açıklama konusundaki şeffaflık eksikliğinden söz ediyoruz. Belki önlemlerin alınmasındaki önceliklerin yanlış belirlenmesinden söz ediyoruz ama ilk başta şöyle bir ifade kullandınız. Dediniz ki kalabalıklarda enfeksiyon zincirinin kırılması. Şimdi bu enfeksiyon
enfeksiyon zincirinin kırılmasında herhalde vatandaşa da büyük sorumluluk düşüyor ve vatandaşlar da bu işin vahametinin herhalde çok fazla farkında değiller gibi gözüküyor. Şimdi bu enfeksiyon zincirini kırabilmenin birinci yolu, siz de söylediniz en başta, çok mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamak. Yani evden dışarı çıkmamak. Oysa ki bugün yaklaşık yarım saat, bir saat önce Sayın Bakan'ın İstanbul'da açıkladığı yeni önlemlerde işte toplu taşımanın daha sıklaştırılması, otobüs seferlerinin, metro seferlerinin artırılması, yani vatandaşların sokağa çıkmasında bir sorun yoktu, onların taşınmasında sorun var gibi bir yaklaşım var. Doğru mu sizce bu? Efendim, zaten sosyal devlet olmanın şeyi de budur. Yani sırf tüm yükü vatan ya da suçu vatandaşa yükleyip maske, fiziksel mesafe ve hijyen sanki sadece vatandaşın, tamam vatandaşın ama onu kamusal otoritenin bir şekilde organize etmesi lazım. Yani sağlığın tanımını biz ısrarla Türk Tabipler Birliği, Dünya Tabipler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ifade ediyor. Yani sağlık sadece hastalık halinin olmaması değil, kişinin ruhe, bedene ve sosyal yönde tam bir iyilik halinde olması. Biz sosyal sanıyorum seste bir sıkıntı var hocam. Bir arkadaşlar onarmaya çalışsınlar. Galiba bağlantıda bir sıkıntı yaşıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Profesör Doktor İbrahim Akkurt'la konuşuyoruz. Koronavirüs pandemisiyle mücadelede nerede durduğumuzu anlatıyor İbrahim Hoca. Özellikle de bakanlığın bu verileri açıklarken, verileri kamuoyuna duyururken yaptığı şeffaflık ihlallerinden söz ediyorduk. Galiba onarıldı bağlantı. Hocam buyurun devam edin lütfen. Duyuyorum tam kaldığımız yerden. Yani sağlığın sosyal belirleyicilerini düzeltmeden insanların kalabalıklara karışmasını bir şekilde düzenleyici tedbirler almadan yani bir ekmeğe muhtaç olan insanların çalışmak zorunda olmaları, o kalabalık otobüslere binmelerinin önündeki engelleri kaldırmadan sadece hani maskeni tak, işte mesafeyi koru tedbirleriyle bu iş olmaz. O kalabalıkların oluşmasını bir şekilde sosyal destek programlarıyla sağlamak gerekir. Biz bunu ifade ediyoruz. Sağlık çünkü bir bütün bir olaydır. Sadece bireysel olarak tek kişinin kendisinin sorumluluğuna, yükümlülüğüne bırakılacak bir şey değildir. Kaldı ki bu toplumsal bir hastalıktır. Yani bir halk sağlığı sorunudur. Bir dünyanın bir sorunudur. Siz tek başına bireysel yöntemlerle bunu halledemezsiniz. Kamusal otoritenin yaşamın bütünlüğünü devam ettirecek tarzda sosyal tedbirlerini alarak bunu sağlaması gerekir. Kalabalıkların oluşmasını engellemesi gerekir. O toplu taşıma araçlarına o tarz binmelerin oluşmasını engellemesi, önlemlerin alınması gerekir. Bunlar olmadan bireysel olarak vatandaşa sürekli Mart'tan beri her akşam sadece işte maske, tedbir vesaire ile bireysel bir olay değildir. Pandemi toplumsal bir olaydır. Bu toplumsal olayda ne kadar hastanelere az iş düşülürse, hastanelere insanların gitmesi ne kadar gerek bıraktırılmazsa pandemiyle ancak o şekilde mücadele edilebilir. O şekilde ancak bir zafer kazanılabilir. Evet, bunu şimdi itibaren. İbrahim Hocam, şimdi siz sözünüzün başından beri birkaç kez vurguladınız. İnfluenza sezonuna, yani grip hastalıklarına yakalanma sezonuna girdik dediniz. Siz de bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak bu meseleyi birebir gayet yakından yaşayan birisiniz. Dolayısıyla ben buradan sözü aşı meselesine getirmek istiyorum. Şimdi yaklaşık 18-20 milyon kişinin aşılanması gerektiğini sizin gibi uzmanlardan duyuyoruz. Her yıl periyodik olarak rutin bir şekilde aşılanması gerektiğini ama 1.3 milyon gibi bir aşı tedarik edilebildiğini ve geçen hafta çok sıkça konuştuk. Bunun da adeta karneye bağlanacak şekilde işte risk öncelikleri puanlanarak yapıldığını biliyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek çok hayati bir mesele herhalde, değil mi hocam? Kesinlikle. Fakat o kadar kritik bir döneme de geliyoruz ki
Hani bugün influenza aşısını olsanız bile bağışıklığın gelişmesi için minimum en az 2 haftalık bir süre gerekecektir. Sezon genelde Eylül sonu Ekim'dir. Hani Kasım'ın ortasından ya da sonundan itibaren aşı yapılıp yapılmamasının çok da büyük bir önemi kalmaz deriz biz. Hep hani klasik olarak mutlaka aşınızı, influenza aşınızı mutlaka her sene risk grubunda olanlara, ki bu sene risk grubunu Dünya Sağlık Örgütü genişletti. Yani 6 ayın üzerindeki herkese şeklinde bir tanımlama getirdi. Eylül'ün ikinci yarısından en fazla Kasım ortasına kadar diye ifade ediyorduk. Ama görüyoruz ki maalesef bir puanlama sistemi getirilip o puanlama sistemine insanların bir değil, iki değil, üç değil, en az 5-6 tane rahatsızlığı olan, ki yakınlarımdan biliyorum, çok yakınlarımdan biliyorum, şeker hastalığı var, insülüne bağımlı fakat kategoriye girmiyor. İşte iltihaplı romatizması var, girmiyor. Kortizon kullanıyor, girmiyor. Metotreksat gibi kanser ilacı kullanıyor, girmiyor. Beraberinde artı bir de kalp hastalığı, kalp ilaçları kullanıyor, girmiyor. Yani bunun gibi o kadar çok, 1, 2, 3 değil, 5'ten fazla olmasına rağmen o skorlamanın içine girmeyen binlerce, yüz binlerce insanımız var. Ya da bütün bu dedikleriniz yok ama yaşı 80'in 85'in üzerinde yaşlı olmaktan dolayı immün sistemi zayıf. Hani özür dilerim, sizin alanınıza giriyorum, doktor gibi konuşmaya başladım ama sırf o bile bir risk faktörü sayılması gerekir herhalde. Kesinlikle haklısınız. Yani 65 yaşın üstü tüm dünyada tek başına bir risk faktörü olarak kabul edilir ve bu ülkede 65 yaşın üstünde en az 6-7 milyon kişi var. Şu kadar diyabetli var, kalp hastalığı var, kanser hastası var, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanan var, bebeklik çağı insanlar var. Yani 6 aylıkla 5 yaş arasında riskli bir gruptur. Henüz tam bağışıklık sistemi oluşmamıştır. 5 yaş altı ölümler o yüzden çok ciddi kabul edilir toplumda. Hocam bir de çok özür diliyorum, sürem azaldı ama bunu da sormak istiyorum size. Şimdi bu aşının tedarikinde uluslararası piyasada bir sıkıntı çekildiği, bilmiyorum hani maddi güçlüklerden dolayı mı ya da başka nedenden mi? Ama aşıyı tedarik ettiğimiz başlıca kaynağın Fransa olduğunu duydum. Bugün de Fransa mallarını boykot yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir çağrı yapıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani o siyasi konuyu bir tarafa herhalde biz Türk Tayyipler Birliği olarak ifade edersek farklı mecralara gider. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Kasım ortasına kadar, sunum sırasında hani bir 15-20 güne kadar bu aşı temin edildi. Edilmedikten sonra insanların kendi depolarında zamanı, miadı geçmek üzere olan bize işte bir şekilde verilecek aşıların bir ay sonra hiç kıymeti, harbiyesi kalmayacaktır. Yani bırakın boykotu vesaireyi, işte şu anda 1 milyon 300 bin doz var. İşte bir ay sonra biz bekliyoruz ki insanlar kendi halklarını aşılamış olsunlar. %60'ını, 70'ini aşılamış olsunlar. Depolara çöpe atacaklarını bizim insanımıza vermeye kalkacaklar yani. Bunun ne anlamı var? Yani artısı mı olacak, eksisi mi olacak? Onu o zaman gerçekten farklı bir boyutta düşünmek lazım. O arada da belki bizdeki influenza vakalarında da patlama yaşanacak, Allah korusun. Yani hani dilemeyiz öyle olmasını ama öyle de bir sonucu olabilir herhalde. İbrahim Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Türk